sabah değerlendirme fırsatı bulduk. Avrupa Konseyi'nde olsun, yine diğer AGIPA olsun, NATOPA olsun, tüm şimdi de TÜRKPA'da milletvekillerimiz ve meclislerimiz arasındaki dayanışmayı da güçlendireceğiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve en kısa zamanda dostum Peter'ı Türkiye'de ağırlamak istiyorum. Köszönöm szépen. Most újságírói kérdésekre nyílik lehetőség. Márton, kérlek. Éder Márton vagyok a Bloomberg hírügynökségtől. A török miniszter úrhoz lenne egy kérdésem, mégpedig az Oroszországtól vásárolt rakétarendszerrel kapcsolatosan. Ugye a tervek szerint júniusban vagy júliusban adnák át az oroszok ezt a rendszert, de a napokban kiderült, hogy Donald Trump, amerikai elnök is látogatást tervez Törökországba. Változott-e bármiben a rakétarendszerrel kapcsolatos terv, illetve hétfőn a NATO főtitkár látogatása érintheti ezt a vásárlást? Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Türkiye'nin etrafındaki ülkelere bakacak olursak göreceli olarak Macaristan'ın etrafındaki ülkeler gibi değil. Çok ciddi sorunlar ve tehditler var. Dolayısıyla hava savunma sistemine acil bir şekilde ihtiyacımız var. Biz 10 yıldır müttefiklerimizden, başta ABD olmak üzere, diğer müttefiklerimizden, NATO üyelerinden bu sistemi almak istedik. Ama maalesef bize satamadılar. Ve acil ihtiyacımızı karşılamak için diğer ülkelerle de görüştük ve en uygun teklifi Rusya'dan aldık. Biz S-400 ile ilgili anlaşma sürecini tamamladık. Yani bu bitmiş bir anlaşmadır. Şimdi ABD'nin bazı iddiaları var. Bunun NATO sistemlerine ve F-35'lere tehdit oluşturabileceğini ya da F-35'in sistemine girebileceğine yönelik iddiaları var. Biz bu iddiaları doğru bulmuyoruz. Eğer bu iddialar doğruysa zaten Suriye'de S-400 de var. Amerika'nın ve İsrail'in F-35'leri de var. Norveç sınırında kuzeyde S-400 bataryaları var. Ve Norveç'in F-35'leri üstünden uçuyor ve bunlar tamamen Rusya'nın kontrolünde. Bu S-400'ler bize gelecek olanlar bizim kontrolümüzde. Ama biz buna rağmen böyle bir tereddütleri varsa buyursunlar, ortak bir çalışma grubu kuralım ve uzmanlar bunu araştırsın ve raporunu versin dedik. Şimdi bu aşamadayız. NATO'ya da aynı teklifte bulunduk. Başkan Trump da geçmişte Amerika'nın Patriot bataryalarını Türkiye'ye satamadığını söylüyor, kabul ediyor. Ve bundan dolayı Türkiye'nin S-400 aldığını da kabul ediyor. Başkan Trump önümüzdeki süreçte Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Bunun tarihini konuşuyoruz şu anda. Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil. Bunlar tabii ki önemli. Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesi dahil birçok bölgesel konu ve ikili konularımız var. Yani bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konulardaki bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz. Trump da bu anlayışta. İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara ulaştırma hedefini bizzat Başkan Erdoğan'la Başkan Trump belirledi. Bu doğrultuda gereken adımları atmamız gerekiyor. Yani Trump'ın ziyaretinde Türkiye ve ABD'yi ilgilendiren ikili ya da çok taraflı birçok konu var. Bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. NATO Konseyi Türkiye'yi ziyaret ediyor. Genel Sekreter sadece bu amaçla gelmiyor. NATO Konseyi her sene bir ülkeyi ziyaret ediyor. Bu sene de Türkiye'yi ziyaret etmek istediler. Biz de kendilerini ağlamaktan mutluluk duyacağız. Önce Ankara'ya gelecekler. Sonra Suriye ile sınır ilimiz Hatay'a gidip oradan dönecekler. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu ziyaret kapsamında kendileriyle görüşecekler. Teşekkür ediyorum. Jó napot kívánok, Gorondi Pál vagyok az AP hírügynökségtől. Török miniszter úrtól meg szeretném kérdezni, hogy a Szijjártó Péter miniszter úr mondta, hogy 4,5 millió migráns menekült van most Törökországban, hogy az ő helyzetük az jelenleg növekszik, vagy csökken a számuk,
lát-e lehetőséget arra, hogy a jelenlegi helyzet, ahogy alakul Törökország körül esetleg lassan visszamehessenek hazájukba, és hogy az EU-val kötött megállapodása a finanszírozásról, ami részben segíti azt, hogy ezek az emberek ne jöjjenek Európába, hogy ez milyen állapotban van, elégedett Törökország azzal a pénzzel, amit jelenleg kapnak. Köszönöm. Csak teşekkür ediyorum. Şu anda sizin de söylediğiniz gibi 4,5 milyon civarında ülkemizde göçmen var. Bunların 3,6 milyonu Suriye'den gelmektedir. Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşma gereği 2018'in sonuna kadar 3+3 6 milyar dolar avronun bu göçmenler için aktarılması gerekiyordu. Şu ana kadar sadece yaklaşık 2 milyar avro aktarılabildi. Yani toplam rakamın 1/3. Burada bir yavaşlık var. Bunu Avrupa Birliği de kabul ediyor. Şu anda bu süreci hızlandırmak için birlikte çalışıyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin de bürokrasisinin çok yavaş olduğunu söylemem gerekiyor. Üye ülkelerden Avrupa Birliği'ne bu paranın önemli bir kısmının aktarıldığını ya da onay verildiğini görüyoruz. Diğer taraftan bu göçmen sayısında maalesef bir azalma olmuyor. Sadece Suriye'den değil, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Bangladeş, diğer ülkelerden de gelen göçmenler var. Bazı ülkelerle geri kabul anlaşmamız var. Afganistan örneğin. Bu mültecileri, göçmenleri o ülkeyle yaptığımız anlaşma gereği işbirliği içinde geri gönderebiliyoruz diğer ülkelere de. Suriye'den gelen göçmenler ise güvenli bölgelere dönme konusunda son derece istekliler. Bizim iki terör örgütünden, DAEŞ'ten ve PKK'dan arındırdığımız, YPG PKK'dan arındırdığımız iki bölgeye bugüne kadar 321 bin Suriyeli geri döndü. Orada da onlara yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Su, elektrik, sağlık hizmetleri, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılarsak dönerler. Rejimin kontrol ettiği yerlere şu anda göçmenler dönmek istemiyorlar. Çünkü dönünce neyle karşılaşacaklarından emin değiller. Bunu Avrupa Birliği ile ve diğer Birleşmiş Milletler dahil komşu ülkelerle de görüşüyoruz. Ha, diğer taraftan tabii İdlib'deki saldırılardan sonra da bu bölgeden Türkiye'ye gelen mülteciler de oldu. 321 bin insanın dönmesine rağmen ciddi bir şekilde azaldığını söyleyemeyiz. Önümüzdeki süreçte Amerika ile Rusya ile diğer ülkelerle koordine ettiğimiz, müzakere ettiğimiz güvenli bölgeyi oluşturabilirsek milyonlarca mülteciyi geri dönebilir. Yani bu insanlar gönüllü bir şekilde güvenli bölgelere döndürüp oralarda hayatlarını idame etmesini desteklememiz gerekiyor. Ayrıca rejimle uluslararası camianın çok ciddi bir şekilde görüşüp rejimin kontrol ettiği yerlere özellikle Lübnan'dan ve Ürdün'den dönecek mültecilerin akıbetinin de garanti altına alınması gerekiyor. Biz de şu anda maalesef halen 4,5 milyon civarında mülteci var. Bu ağır bir yüktür. Halkımız ama bu insanların neden ülkemize geldiğini özellikle Suriyelilerin bilincinde bazen ufak tefek sosyal problemler olabiliyor ama genel anlamda halkımızda kadir şinas ve zor durumda olan bu insanlara sahip çıkma anlayışında olan bir milletiz. Milletimize de bu anlamda teşekkür etmek istiyorum bir kere daha. Következő kérdés, Mehmet, parancsolj. Köszönöm szépen. Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansı. Her iki bakanımıza da sormak istiyorum. Macaristan'ın Afrika ve Orta Asya'ya son zamanlarda artan ilgisi bağlamında Türkiye ile ne gibi işbirliği yapılabilir? İkinci sorum ise efendim basın toplantısında belirttiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 4. YDSK çerçevesinde Macaristan'a ziyareti bekleniyordu. Bunun tarihi tam olarak belirlendi mi acaba? Teşekkür ederim. The first part is for both of us. Yeah, you go with the second and then I come back. Macaristan'ın Eylül ya da Kasım ayında bu toplantıyı gerçekleştirmek istediği bilgisi bize geldi. Çünkü Ekim ayında Macaristan'da yerel seçimler var. Şu anda Cumhurbaşkanımızın ofisi, özel kalemi, arkadaşlarımız bunu konuda çalışma yapıyorlar. En kısa zamanda Eylül ya da Kasım hangi ay olacaksa
Macaristan'a bildireceğiz. Dün bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirmek istiyor. Ve Macaristan'a her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız memnuniyetle gelmek ister. Ve ikili ziyaretin dışında bazı sosyal kültürel aktivitelerde de bulunmak istiyor. Diğer taraftan biraz önce Afrika Birliği'nde işbirliği yapmak istediğimizi söylemiştik. Bazı örnekler de verdim. Afrika'nın uyanmakta olduğunu hepimiz görüyoruz. Aynı zamanda Afrika'nın 2050 yılında dünya ekonomisine katkısı aşağı yukarı 49-50 katrilyon dolar civarında olacak. Ama Macaristan ve Türkiye gittiği yerlere sömürgeci anlayışla gitmiyor. O ülkelerin şu anda desteğe de ihtiyacı var. Biz bir taraftan o ülkelerde yatırım ve ticaret yaparken o ülkelerle, diğer taraftan kalkınma ve insani yardımlarımızla Afrika halklarına yardım elimizi de uzatmak istiyoruz. İşte bu alanlarda zaten firmalarımız ve ilgili kurumlarımız da çalışıyor. Bizler de Dışişleri Bakanlıkları olarak bu çalışmaları önümüzdeki süreçte daha etkin bir şekilde koordine edeceğiz. Ami az afrikai együttműködésünket illeti, hogy azt senki nem vitatja, hogy Afrika a jövő kontinense. Tehát részben a népesség növekedése, részben pedig a gazdaság növekedése miatt mindenki keresi a gazdasági siker elérésének a lehetőséget. Most azt látni kell, hogy az nagy játékosoknak a terepe. Tehát a kínaiak, az amerikaiak, a törökök, az oroszok, a németek tudnak első ütemben sikert elérni, ez világos. Ezért nekünk az az érdekünk, hogy az Afrikában hasznosítható magyar technológiai tudást, ami elsősorban a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és az élelmiszer és az egészségiparban bevethető, azt valamelyik nagy szereplőhöz csatolva mi is fel tudjuk használni, illetve el tudjuk adni. Ezért aztán már néhány héttel ezelőtt Isztambulban szerveztünk is egy üzleti fórumot Go Africa címmel a magyar és a török vállalatoknak, akik érdekeltek ebben. És így az Afrikában sikert könnyebben elérő nagy török vállalatok partnereiként, beszállítóiként és alvállalkozóiként a magyar cégeket segítjük abban, hogy Afrikában sikereket tudjanak elérni. Ugye Ugandában lesz az első projektünk közösen. Ez számunkra azért kedvező, mert nekünk ott van tapasztalatunk, hiszen egy fejlesztési projektet ott magyar cégek már megvalósítanak. Egy nagy menekült tábor energia és vízellátását biztosítandó. Emellett pedig informatikai beruházásokban is segítséget nyújtunk nekik. Tehát így a törökök erejét, gazdaság erejét kihasználva tesszük lehetővé a magyar vállalatok számára egy új piacnak az elérését. És csak szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy Mevlüt barátom az októberi önkormányzati választásokra gondolt. Köszönöm szépen. Még egy kérdésre van időnk. Nincs ebb? Kérlek. László Dávid vagyok a Népszavától, és mind a két miniszter úrhoz címezném a kérdésemet, ha lehet. Arról szeretném kérdezni, hogy Manfred Weber a Európai Néppártnak a csúcsjelöltje többek között azzal is kampányol, hogy Törökország uniós csatlakozását fel kell függeszteni. Egy erős stratégiai partnerre van szükség, de nem uniós tagra. Mi erről a véleményük, mi Magyarország álláspontja, és hogy értékelik ezt Törökországban? Çok teşekkür ediyorum. Sayın Weber'in bu görüşü zaten yeni değil. Partisinin yıllardır savunduğu fikri açıkça söylüyor. Fakat Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alınır. Şu anda sesi güçlü çıkan bazı ülkeler var. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine şiddetle karşı çıkıyorlar. Ama tüm görüşmelerimizde, Avrupa Birliği toplantılarında da görüyoruz ki AB üyelerinin çok büyük bir bölümü de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyor. Bunların başında da Macaristan geliyor. Zaten şu anda bizim Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamız var.
Vize serbestliği için 6 kriter kaldı. Onu yerine getirdiğimiz zaman bakalım yeni şartlar koyacaklar mı? Yani oyunun kurallarını değiştirecekler mi? Bu da yaygın bir şey oldu Avrupa Birliği'nde. Maalesef bu tür adımlar Avrupa Birliği'nin güvenilirliğini de sarsıyor. Dolayısıyla bizim zaten Avrupa Birliği şu anda birinci ticaret ortağımız. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin beşinci ticaret ortağı, beşinci büyük ticaret ortağı. Birçok alanda işbirliğimiz var. Biz burada Avrupa Birliği'nden samimiyet bekliyoruz. Bizi kayırmalarını ya da pozitif ayrımcılık yapmalarını da istemiyoruz. Siyasi engeller çıkarmasınlar yeter. Müzakereler, üyelik teknik konulardır. Türkiye en zor fasıllar dahil, 23'ün 24. fasıllar dahil hepsinin açılış kriterlerini gerçekleştirmeye hazır Türkiye. Ve müzakere etmeye hazır. Kapanış kriterlerini yerine getirmeye hazır. Dolayısıyla Türkiye bunları yerine getiremezse hiçbir fasıl açılmaz, müzakere devam etmez. Kapanış kriterlerini yerine getiremezse fasıllar kapanmaz, üyelik de olmaz. Bu teknik düzeyde Avrupa Birliği bizimle çalışmak istiyorsa biz buna varız, kendimize güveniyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin de kendisine güvenmesi gerekiyor. Sadece üyelik meselesi değil ya da genişleme değil. Bugün ekonomi, güvenlik, komşuluk ve doğu politikaları dahil, entegrasyon politikaları dahil birçok politikası Avrupa Birliği'nin başarısız. Avrupa Birliği'nin kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Bu aşırı akımlardan etkilenmemesi gerekiyor. Ve Avrupa Birliği olarak küresel bir aktör olmak istiyorsa bunun Türkiye'siz olmayacağını da idrak etmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Én itt is az őszintesség és az egyenes beszéd híve vagyok. Amikor Európai Uniós külügyminiszterek összejövünk, akkor az esetek döntő többségében a nálunk nagyobb országok külügyminiszterei világosan beszélnek egymás közt zárt ajtók mögött arról, hogy ők nem akarják Törökországot az Európai Unió tagjaként látni. Na most, ha ez így van, akkor viszont én azt gondolom, hogy nem kell ráltatni a törököket. Tehát Törökország egy tiszteletre méltóbb ország, a török nemzet egy tiszteletre méltóbb nemzet annál, mint hogy olyannal áltassuk őket, ami úgysem fog bekövetkezni. Mert hogyha a nagy Európai Uniós tagországok nem akarják, hogy az Európai Unió Törökországgal bővüljön, akkor nem fog Törökországgal bővülni. Csak én azt nem értem, hogyha egyes országoknak ez az álláspontja, akkor arról miért nem beszélnek nyilvánosan, és miért áltatják a törököket olyannal, ami ezek szerint úgysem fog bekövetkezni. Sokkal egyszerűbb, tisztességesebb lenne kiállni, és azt mondani, hogy kérem szépen, ez nem fog menni, de akkor megy majd más. És ezért mi azt pártoljuk, hogy az Európai Unió és Törökország között legyen egy olyan átfogó stratégiai partnerség, amely előnyös a törökök számára is, meg előnyös Európa számára is. Mert egy olyan országról beszélünk, amelynek a gazdasága a világ 10 legnagyobb gazdasága közé fog tartozni hamarosan. Egy olyan országról beszélünk, amelynek lakossága nagyobb, azt mondom, hogy mindegyik Európai Uniós tagországénál. Legalábbis közel van hozzá. Tehát hogyha a tagság az lehetetlen, már pedig a nagy tagországok nem támogatják, akkor beszélünk egy stratégiai, átfogó stratégiai partnerségről, amely gazdaságilag, védelmi szempontból, kereskedelmileg, biztonságilag hozzátesz Európához. Mi ezt pártoljuk. Csak az áltatást fejezzük be, mert az nem helyes, semmilyen kapcsolatban. Országok között meg pláne nem. Úgyhogy mi egy átfogó, erős stratégiai partnerséget vizionálunk, amelyhez nyilvánvalóan több tisztelettel kell majd egymáshoz viszonyulnunk. Köszönöm szépen. Ezzel mai eseményünk véget ért. Vendégeinknek és a sajtómunkatársaknak köszönöm a megtisztelő figyelmüket.